Erich Fromm ve sevmek hakkında. Kültür narsizmi ödüllendirirse kendimizi nasıl aşacağız sorusu. Erich Fromm bakışına dair motto niteliğinde bir cümle, konuya buradan başlayabiliriz. Narsizmi öven, insanı yabancılaştıran modern kültür karşısında özlemini çektiğimiz şeyleri, yakınlığı, tutkuyu ve uyumu nasıl bulacağız? Cevabını sevmek eyleminde arıyor Fromm. Ancak sevgi sandığımız gibi birden beliriveren efsunlu bir şey değildir ona göre. Belli bir olgunluk seviyesine gelmeden ulaşılamayacak olandır. Nedir burada Fromm'un bahsettiği olgunluk seviyesi? Erich Fromm olgunluğu tanımlarken büyük oranda kendi kişiliğini tamamıyla yaratıcı yönde geliştirmekten bahseder. Bu yönüyle de Rollamay'ın bakış açısıyla paralellik gösterir. May de yaratıcılığı bilinci yoğunlaşmış insanın kendi iç dünyasıyla olan buluşması olarak tanımlar. Fromm alçak gönüllülük, cesaret, inanç, disiplin kazanmadan sevgi konusunda kişisel doyuma erişilemeyeceğini belirtir. Sevginin yüzeysel bir versiyonunu değil, sevginin kendisinin önemli olduğunu onaylar. Peki nasıl sever ve seviliriz? Erich Fromm'un Sevme Sanatı kitabında anlattığı sevmek eylemine geçişi şu şekilde özetleyebiliriz. Sevmek eylemi çocuğun ben içinciliği aştığı noktada başlar. Artık insanlar onun için salt gereksinimlerini karşılayan araçlar değildirler. Diğer insanların gereksinimleri de en az onunki kadar önemlidir. Vermek almaktan daha çok doyurucu, daha çok haz vericidir. Sevmek artık sevilmek kadar önemlidir. Bu noktada vermek nedir diye soracak olursak şöyle yanıtlıyor Erich Fromm. Karışıklıklarla ve belirsizliklerle dolu bir eylem vermek. En yaygın yanlış anlayışla vazgeçme, bir şeyden yoksun kalma, bir başkası uğruna kurban olma. Ancak bu tanım kişiliği gelişmemiş bir birey için geçerlidir. Yönelimleri hep banacı, sömürücülüğün ve istifçiliğin ötesine geçememiş birinin sevme edinimini böyle anladığını ekler. Tüccar kişilikli bu kişilere göre bir şey almadan vermek kandırılmaktır. Yönelimi üretici olmayan kişi verme sonucu yoksullaşma duygusuna kapılır. Üretici kişi içinse verme eyleminde kendi canlılığının gücü yatar. Bu eylem onu canlı, yaşayan ve güçlü hissettirir. Bu noktada sevgi almak ve vermek, narsizmin yarattığı ben merkezcilik, yalnızlık, soyutlanma hapsinden kurtulmaktır der Fromm. Sevme yetisinin gelişmesi ve Erich Fromm bakışı. Sevgi, kendini sevmek, başkalarını sevmek, modern insan için hangi anlamlara karşılık gelmektedir? Bu noktada pek çok tanım, yerleşik kural, kültürel etken, temel bakım verenin kişi üzerindeki etkisi gibi pek çok şey sayabiliriz. Erich Fromm, genç bir insanın sevme yetisi genellikle ebeveyn sevgisi örneğiyle şekillense de, ebeveynlerin teşkil ettiği örnek o kişinin sevme yetisinin gelişiminde tek başına belirleyici değildir der. Bu noktada kişinin sevgiyi tanımlama ve kabul edebilme kapasitesini de göz önünde bulundurmak, Batı toplumlarındaki yaygın anlayışa göz atmak gerekiyor. Günümüzde çoğu toplumda sevgi kavramının çeşitli nesnelere yöneltilmesi hiç kimsede bir tepki yaratmazken, başkalarını sevmek bir erdemken insanın kendini sevmesi adeta bir günah kabul edilmiştir. Kendini sevmek bencillikle eş tutulmuş, başkalarını sevme oranımızın kendini sevme oranımızdan yüksek olması gerektiğine inanılmıştır. Freud kendini sevmeyi ruh bilimsel açıdan ele almıştır. Freud'a göre kendini sevmek narsizmle eşittir, libidonun kendine dönmesidir. Fromm ise narsizm insan gelişiminin ilk evresidir der. Yaşamın ilerleyen evrelerinde narsizme dönen kişi sevme yetisini yitirir, bunun en uç noktası ise çıldırmaktır der. Bencillik ve kendini sevme aynı olmak bir yana birbirlerinin zıttıdır Fromm'a göre. Bencil kişi kendini çok fazla değil çok az sever. Hatta kendinden nefret eder. Üretici olmamasının bir belirtisi olan bu kendinden hoşlanmama ve kendine ilgi göstermeme hali onu boş ve huzursuz kılar. Böyle bir kişi mutsuzdur ve kendine bilinç dışı engeller koyarak ulaşamadığı doygunlukları öfkeyle yaşamdan koparıp almaya çabalar. Görünüşte kendisiyle fazla ilgilenmektedir. Aslında bunlar gerçek kimliğine ilgi göstermedeki beceriksizliğinin üstünü örtmek ve gidermek için yapılan başarısız deneylerdir. Freud, bencil kişinin sevgiyi başkalarından alıp kendine yönlendirdiği için narsist olduğunu söylemiştir. Bencil kişilerin başkalarını sevmedikleri bir gerçektir. Fakat kendileri de kendilerini sevme yetisinden de noksanlardır. Fromm'un bu konudaki genel önermesi ise şu şekildedir.
Sadece başkaları değil, biz kendimiz de duygu ve davranışlarımızın nesnesiyizdir. Başkalarına karşı takındığımız tavırla kendimize olan tutumumuz çelişmez. Aksine temelden birbirine bağlıdırlar. Kendine karşı sevgi, başkalarını sevebilme yetisine sahip olanlarda görülmektedir. Gerçek sevgi, üreticiliğin sergilenmesi, ilginin, saygının, sorumluluğun ve bilginin ifadesidir. Sevgi bir başkasından etkilenme anlamında bir etki değildir. Kökleri insanın sevebilme yetisine uzanan, sevilen insanın gelişip mutlu olması için harcanan çabadır. Sevmek bir eylemdir, edilgen bir duygu değil. Bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak değil ve insanlık için gereklidir. Fromm bu noktada Freud'un tüm içgüdüsel isteklerin engellenmeden doyurulması, ruh sağlığı ve mutluluk verecektir önermesinin klinik gerçeklerle örtüşmediğini söyler. Klinik veriler, tüm yaşamlarını hiçbir sınır tanımadan doygunluk peşinde koşmakla geçiren erkek ya da kadınların mutluluğa ulaşmadıklarını, nevrozlu çatışmalar ve hastalıklardan acılar çektiğini göstermektedir. Freud, 19. yüzyıl kapitalizminin ataerkil erkeğinin deneyimlerini dile getirirken, bir başka düşünür ise 20. yüzyılın yabancılaşmış tüccar kişiliğini tanımlar. Erich Fromm, sevgiye ilişkin tüm kuramlar insan kuramıyla başlamak zorundadır der. Hayvanlarda sevgiyi ya da sevginin benzerini içgüdüsel yapılarının parçaları olan ilişkiler halinde buluruz. İnsanda ise bu içgüdüsel yapının sadece kalıntılarını görmekteyiz. İnsanın varoluşunun temelindeki gerçek, hayvanlar aleminden, yani içgüdüsel adaptasyondan çıkarak hiçbir zaman terk etmediği bir parçası olduğu doğaya egemen oluşundadır. O doğanın bir parçasıdır ama kopmuştur da. Geri dönmesi de olanaksızdır artık. İnsan ancak aklını kullanarak bir daha elde edememek üzere yitirdiği insanlık öncesi uyumun yerini yeni bir uyumla değiştirerek ilerleyebilir. İnsan doğumuyla içgüdüler kadar kesin olan bir ortamdan belirsiz, kararsız ve açık bir ortama fırlatılıvermiştir. Sadece geçmişe ilişkin kesinliği vardır. Geleceğe ilişkin ise çok uzaklardaki ölümden başka kesin olan bir şey yoktur. İnsanın kendi kararıyla doğmayıp kendi isteği dışında öleceğini bilmesi, yalnızlığının ve ayrı olmasının farkındalığıyla doğal ve toplumsal güçler karşısında çaresiz kalışı, insanın ayrı ve kopuk yaşamını çekilmez bir hapishaneye çevirmektedir. Eğer insan bu hapishaneden kurtulup dışarıya çıkamaz, kendisini dış dünyayla bir başka insanla ya da düşünceyle bütünleştiremezse çıldırır. Dışta kalmanın üstesinden gelerek yalnızlığının hapishanesinden kurtulması insanın en büyük ilacıdır. Bu noktada sevmenin öneminden bahsediyor.